Selimiye Kışlası'nın ikizi nerede biliyor musunuz? Yemen'in başkenti Sanada. Osmanlı kışlası El Ordi olarak biliniyor. 1900'lü yılların başında Osmanlı'nın Orta Doğu ile bağlantısı kopartıldı. Şu meşhur hepimizin bildiği Sky Spikot Anlaşması. Osmanlı'ya ait toprakların elinden alınması demek daha doğru olur. Sadece alınması da değil, Osmanlı etkisinin sıfırlanması. Yemen 1921 yılında Ankara'ya şu yazıyı yazdı. Size bağlı kalmaya karar verdik. Bizi yönetecek birisini gönderin. Yemen'den çekilirken 10.000 Türkü imkansızlıklar sebebiyle yurda getirememişiz. Elodri kışlasında da ta 30'lara kadar Türk askeri gelecek diye nöbet tutulmuş. Yemen'de sokaklarda Türkçe konuşan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Benzer durum bütün Orta Doğu coğrafyası için geçerli. Irak, Suriye, Arabistan, Körfez ülkeleri, Ürdün ve Libya. Ne olmuş biliyor musunuz? Tam 70 yıl sonra rahmetli Özal'ın girişimiyle Yemen'e yeniden büyükelçilik açmışız. Konumuz tarih falan değil. Sadece neler yaşandığını hatırlatmak istedik. Türkiye acaba neden Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'da, Somali ve Sudan'da? Libya'da blok kırıldı mı? Aa Yunanistan Berlin'e çağrılmamış. İtalya Mısır'daki toplantının sonuç bildirgesine imza atmamış. ABD ve Almanya artık %100 Hafter'in arkasında değil. Herhalde Türkiye'nin eli armut toplamadı. Bunların hiçbiri de durup dururken olmadı. Türkiye alan açmayı sürdürüyor. Geniş bir coğrafyada sağlam adımlarla boşlukları konsolide ederek yoluna devam ediyor. Artık hapsedildiği o fasit dairenin içinde değil. Orada dön babam dön. Tekrar başa gel yapmıyor, çıkarlarının peşinde koşuyor. Ulusal güvenlik tehditlerine karşı sıfır toleransla hareket ediyor. Libya'da üçüncü, dördüncü hatta beşinci ortak arıyor. Sahayı birilerine terk etmedi. Tabii ki süreç henüz bitmiş değil, bilek güreşi devam ediyor. Hayır, hayır, hayır. Berlin'de ne oldu? Hafter ne Moskova ne de Berlin'de yazılı hiçbir belgeye imza atmadı. Bu tutum aslında çok tanıdık. Klasik Rum kesimi davranışları abilerinin sözünden çıkmıyor. Çıkmasında zaten Türkiye uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturdu. Hafter'i baskı altına aldı. Kim barış, kim savaş istiyor ortaya çıktı. Saflar sıklaştı. Hafter, ABD, Almanya ve İtalya'nın kendisini kayıtsız şartsız desteklemediği gördü. Avrupa'nın bir gözü bir taraftan da Suriye üzerinde. Savaş demek göç demek. İstikrarsızlık ve terör Avrupa Birliği'nin de işine gelmez. Önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. Moskova ve Berlin'de ilerleme sağlanamadı. Hafter'in ipini tutanlar savaş ve istikrarsızlıktan yana tavır koydular. Aynı Suriye, Irak ve Yemen'deki gibi. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'i hem yönetiyor hem de yönlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Baye yerine Abu Dhabi yönetimi ifadesini kullanıyor. Bu önemli. Birleşik Arap Emirlikleri 6 emirlikten oluşuyor. Demek ki Abu Dhabi ile diğer 5 emirlik arasında görüş birliği ortadan kalkmış. Önce hele şu algıyı bir oluşturalım nasıl olsa gerisi gelir. Operasyonları aynen sürüyor. Dogeville'ın başlığı şuydu. AB Türkiye'ye mali yardımları durdurdu. Bunlar baya baya geride kalmışlar. Dolar çıkacak, borsa düşecek falan sandılar. Hiçbiri olmadı. Sonra bir haber daha. Türkiye'ye mali yardımların durdurulduğu haberleri doğru değil. Yahu haberi yapan zaten sensin Dogeville. Komedi gibi. Neyse. Divi bir başka haberi de köpürtüyor. 2019'da Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısı %30 arttı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutması lazım. Vize serbestisi mali yardımlar. AB yükümlülüklerini yerine getirmezse göçmen sayısı daha çok artar. Evet. Semo Libya'da mı? konuşan konuşana sosyal medyada ortalık yıkılıyor. Türkiye Suriye Milli Ordusu'nu Libya'ya göndermiş. Arapça Libya'ya gidiyoruz naralarının atıldığı videolar sosyal medyada köpürtülüyor. Bunlar sakın SMO kılığına girmiş PKK'lılar olmasın. Wagner 2500 askeriyle orada. Baye yönetimi Sudan, Çat ve Nijer'den askerleri toplayıp Libya'ya gönderiyor. Mısır aynı şekilde bunları bırakıp SMO orada mı değil mi sorusuna cevap aramak ne kadar doğru. Kimse Türkiye'nin meydanı birilerine bırakacağını düşünmesin. Buna monşerler ve emekli paşalar da dahil.